Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyenlerim adına da niyetlendim. Sizlerle gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu niyetlenin. Bakalım fincanımız neler söyleyecek? Hep birlikte dinleyelim arkadaşlar. Öncelikle aramıza yeni katılan arkadaşlarımız oluyor. Hepiniz hoş geldiniz. Size nasıl ulaşım sağlayabiliriz diye soruluyor. Aşağıda bırakmış olduğum bir link var tıkladığınızda sadece WhatsApp'tan konuşma penceresi açılıyor numarayı söyler misiniz diyorsunuz her gün e, mutlaka yorumlarınızda bu tarz sorular gördüğüm için her videomda mutlaka belirtiyorum 0533 031 01 32 telefon numarasından ve buketle kahve falı Instagram hesabından bana ulaşım sağlamanız mümkündür şimdi ben fincanımı kapatırken izleyecek bütün arkadaşlarımın gönüllerinden geçirdiğini varsa gerçekleşsin diye niyetlenmekteyim şimdi sizlerle de paylaşıyor olacağım neyse halimiz o çıksın falımız diyorum ve açarken de gözyaşımızın olduğunu söyleyebilirim şöyle bakalım ben bir fincanın geçmiş enerjisi varsa dile getiren bir yorumcuyum bizi biz yapan şeylerdir aslında acı da olsa tecrübelerimizdir şimdi bir karışıklığınızı görüyorum ama Şimdi bu karışıklığın e, bak farkında mısınız? Şöyle bir çizgi var. Yani bu demektir ki sizin şurada ne diyelim? Buna Ekim ayı diyelim. Yani çünkü Kasım'ı böyle bir daha şeyi atlatmışsınız. Daha biraz e, askıya aldığınız için biraz iç rahatlaması belki ya da zaten zamanı yaydığınız için tamam şu an düşünmeye gerek yok. Zaten zaman bekliyoruz der gibi. Hani bir şey rahatlığı var. Ötelemenin rahatlığı belki de. Ama sanki e, tarihi olarak da demişsiniz ki işte biz hani Aralık ayında Ocak ayında bunu halledelim. Yani sanki ötelemişsiniz sadece. Şimdi e, baktığım zaman sırası da dizilmiş insanlar var. Etkisizler. Şuradaki iki kişiye şu iki kişi var şurada. Şurada dizilmiş dizilmiş insanlar var. Etkisizler arkadaşlar. Yani sizin çevrenizde sizin ya kafanıza koyduğunuzu yapan biri olduğunuz için böyle görüyorumdur. Ya da çevrenizde beklediğiniz yardım gelmemiş. Çok kalabalıktasınız iki insan tartışırken sadece izlenmişsiniz. Yani bunun adı hani herkes etkiliyordur da sadece siz savunmuşsunuzdur. O yüzden sizi aktif görüyorumdur. Şu i̇şte kolektif olduğu için herkes kendi hayatıyla uyumlasın buralarını. Bir kalabalık var. Ve sizi birisiyle tartışırken ya da konuşurken görüyorum. Ha ne var? Hemen yanı başına sonrasında birisiyle de dudak dudağı oluşunuz var. Bu sefer de sanki burada şöyle bir şey olmuş arkadaşlar. Dudak dudağı çift olarak değerlendirdiğim kişiyi sevgiliniz ya da eşiniz olarak değerlendirirsek. Bunun öncesinde siz ve birisi ailenizle alakalı kalabalığınızla alakalı mücadele etmiş. Bu sefer de yani sizi öpüşürken görüyorum ama sizin sırtınıza etkisiz insanlar var. Bu sefer de karşı taraf la beraber siz Netsiniz. Bu sefer onun karşıda arkasında bir sürü insanı var. Onlar da etkisiz görünüyorlar. Belli ki siz abi kardeş bir iş kur, abi kardeş demeyelim de ona iki arkadaş iş kuracaksınız varsayıyoruz. E, sizin aile kalkmış kopmuş arkadaşınızın kafası rahatmış o daha iyi duruyor. Hemen sonrasında o gitmiş ailesini açıklamış bu sefer sizin aile kabullendiği için daha rahatsınız. Bu sefer de onun arkasındaki insanlar kalkmış kopmuş diyebilirim. Yani böylesi bir durum yaşanılmış. Ekim ayı sizi bu anlamda yormuş sınavınız buymuş. Sonrasında çünkü tekrar karşılıklı daha sakin bir konuşma haliniz var. Bir büyükse nasihat veriyor gibi el uzatıyor gibi ne harfi var bu büyük gibi gördüğüm kişide. Bunun sonrasında son ne diyelim Kasım ayı diyebiliriz bunu artık Kasım'ı da bitti artık ya. Yani koca bir ayı da geride bıraktık. bu 20 günlük süreç işte ötelemişsiniz. Bir dakika halledeceğiz. zamanlayacağız demişsiniz. İki defa yola gidilmiş ya da iki dileğiniz varmış. Bu yola git yani bu bir falda yol varsa gerçekten fiilen gidildiği anlamına gelebilir. Ama kolektif olduğu için şimdi açılan yeni sayfa, yeni karar, belki de yoldan gelecek haber gibi de değerlendirilebileceğinden ben her ihtimalini anlatıyorum size ki siz kendi hayatınıza göre uyumlayabilin diye. Nitekim iki yolunuz olmuş. Bu Kasım ayı içerisinde olmuş. Arda arda gidilmiş. Sonrasında çok güzel dileklerinizin olduğunu görüyorum. Ben bugün baktığınızda evet diyorum çok güzel dilekleri var bu kişinin. Karşılıklısınız da bağınız kopmamış. ince bir ip gibi böyle birbirinize bağlısınız. Yani ilişkiye dair bir tartışma mıydı? Hali hazırda buradaki ikili tartışmalar iş yeriyle alakalıydı da buradaki aşk mıdır bilmiyorum ama. Hani bağınızın kuvvetli insan ilişkilerinizin kuvvetli olduğunu söyleyebilirim. Hani hep birileriyle karşılıklı konuşma halinde eseyiniz. Şimdi bakın bakar mısınız? Yani ben burayı elimle çizmiyorum. Şimdi burada yine kafası birbirine gömülmüş birbirine sarılmış bir çiftsiniz ve kökünüz hani temel atılmış ve iki kişi de sizi izliyor. Yani arkadaşlar hayatımda biri yok diyorsanız da var olacak. Hayatınızda adam akıllı biri girmediyse de olacak. Buna ne dersek diyelim. Ee, şöyle. şöyle 53 yazıyor. 53 yaşındasınız 53 gün sonra 53 doğumlusunuz. Hani böyle 35 yaşındasınız 35 gün sonra gibi düşünün bunu. Hani bunun bir mesajı var size. 53 doğumlu biri belki şuradaki iki kişi izleyen çünkü bu çifte bakan iki kişi görüyorum. Ve 53 tam bu üçünün ortasında. Yani o yüzden size diyorum ki bunun mesajı size var. Hangi doğumlusunuz, kaç yaşındasınız ya da sizin yanınızdaki insanları mı mesajı var bilmiyorum ama belli ki buradaki çift birbirleriyle kuvvetli bir şekilde birbirlerine bağlanmışlar. Nitekim de ee, nitekim bu kişilerin arasında da olabilir. Yani siz destekleyen ya da yanınızda olan kişilerde de var olabilir bu 53 rakamıyla alakalı bağlantı. Şimdi siz Aralık ayında o birleşme, o sarılma, o güçlü kudret durma hali var. Yalancı var aranızda bilginiz olsun. Ağzı geniş böyle sinsi sinsi bakan bir insan sivileti çıkmış. Hem de tam sizin ilişki gibi gördüğüm bu ikili konuşmalarınızın altında. Bu arada arkadaşlar karşınızdaki insan sizi çok seviyor. Çünkü içinde bir kişiyi kapsiz tutmuş yani kafese sokmuş düşünün ki evleneceksiniz kayınvalideniz ciddi anlamda sıkıntı yaratıyor erkek olsanız da yaratıyor kadın olsanız da yaratıyor arkadaşlar Hani diyelim gündem abi ya da kayınvalide örnek veriyorum şu an bu bir örnektir ee, sizin değil karşı tarafın ailesi tabii ki de sizin falınıza çıktığı için demek ki sizi rahatsız ediyor fakat bu kişi yani sizin karşınızdaki kişi sizi o kadar çok seviyor ya da istiyor ya da kaybetmemek istiyor ki diyelim buna o kişiyi susturacak hapis gibi içinde tutmuş bir yuvarlak hapiste yani diyor ki size ben seninle beraberliğe hazırım x kişiler karışan kişiler onaylamayan kişiler bunu iş ilişkisi olarak değerlendirirsek de bu böyle kişinin ortak olacağınız kişinin abisi ablası babası bir şekilde birileri izin vermiyor ama kişi o kadar çok istiyor ve o kadar çok sizinle bu yola koymaya baş koymaya hazır ki diyor ki tamam bak annem babam ya da abim izin vermedi onaylamıyorlar Hani ailemden gerek de onayı almıyorum ama seni de kaybedemem. Senin olan bu fırsatımda tepemem. Biz bu işi ikimiz yapacağız. Tamam mı? Hazır mısın diye de size de beyan ediyor. Bilginiz olsun. Bunu Aralık ve Ocak aylarında yaşıyor olursunuz. Keza sonrasında ne olacak deseniz inanın bana bu onaylamayan kişi de pişman olacak. Çünkü karşınızdaki kişi çok kudretli ve istekli çıkmış. Yani bu bir evlilikle ilgili sorunsa bile hani tamam kızım tamam oğlum affet bizi sen senmişsin haklı olan mutlu oldum bak biz pişman olduk diye ya da e, aynı şekilde çok iyi paralar kazanılacak bir yatırımdır e, ve oğulları ya da kızı kişilere küseceği için de tamam kızım tamam oğlum haklıymışsın biz seni desteklemeliydik diye de pişman da olacaklar buradan da bunu söyleyeyim çünkü özellikle ocak sonunuzu çok net açıyor bakın iki tane dileğiniz var yol gibi tertemiz çıkmış o yüzden diyorum ki ben size siz şu ocak ayında atlatırsanız keza ocak sonu diyelim oraya hadi iki ay verelim yani şu kasım bitti aralık ocak diyelim arkadaşlar <laughs> resmen rahatlayacaksınız diye biliyorum size. Ee, ve bu yola giderken bakın bazen diyorsunuz ki tek başıma mıyım? Hayır hayır yanınızdaki her kimse ya da bu dilekte tek başınıza etkileyen bir dilek mi desek? Yok yani sizin gerçekten seveniniz var. Etkilemiyorum, desteklemiyorum, yanında değilim gibi düşünen kim varsa yanınızda olacaklar. Yola gidiyorsunuz tekmişsiniz gibi kendinizi üzgünken görüyorum. Ama arkanızda size fark ettirmeden güzel destekler alacaksınız şu ocak sonunda alacak olduğunuz yol gidecek olduğunuz yol alacak olduğunuz karar her neyse destekleriniz de olacak arkadaşlar bilginiz olsun ya da özellikle ocak sonundaki dileğinizi lütfen dileyin temennilerinizde bulunun çünkü adınıza hayırlı olacak açık diyor hani dilekse istekse de açın isteyin lütfen peşinden de gidin olmaz diye umutsuzluğa kapılmayın belli ki olacak diyor yani şimdi bakalım bize tabağımız ne dedik ocak diyoruz ama şurada şubat mart nisan mayıs ee, bakalım ne gösterecek ki yılın yaz aylarına doğru falımızın çok açıldığını şimdi sizlere de paylaşıyor olacağım. Şu güzel göz var. Ne dedik? Göz yaşı dökeceksiniz dedik. Herhalde bu kişiden alacak olduğunuz destek yani ne olursa olsun ben seninle olacağım diyen kişinin varlığı sizi duygusal anlamda mutlu edecek belli ki. Çünkü sizi göz yaşı dökerken karşılamıştı fincanınız hatırlarsanız. Fincanı açar açmaz böyle görmüştüm. Şimdi tabağınıza baktığım zaman da Gerçekten Herkül mü diyeyim buraya. Gerçekten birisinin baş tacı olmuşsunuz. Kendinizi kanıtlayacağınız bir Ocak Şubat ayı var. Çünkü Şubat ayı itibariyle kendinizi lider mi derseniz, yönetici mi derseniz işi komple mahanede de bu böyle çıkmış. Şimdi iş tarafınız zaten pür pak diye devam eden e, güzel. Hani bu konuşma diyeceksiniz ki Buket Hanım onlar konuşma mı? Dedikodu mu? Şöyle onlar şu e, iş yerinizde dedikodunuz yapılıyor. Ama bu sizin çok iste, sevildiğiniz için istendiğiniz için diyelim yani ee, şöyle konuşulacaksınız fakat takdir Maşallah tütü derim ya ben öylesine tütü maşallah modu e harfi çok net aşk tarafında da gözüm oraya takıldı kancası var şimdi e harfindeki birisiyle sizin atılan kanca inatçı olup kendi istediği şekilde yönlendireceği anlamına da gelmekte. E harfinde sizsiniz, sizsinizdir. Yani sizde varsa E sizin baskınlığınız ve size sizin kancanız. Karşı taraftaysa da gel bakarsak M de oluyor. E harfi varsa M de olabilir. Bu da bir detay olsun. Size bilginiz olsun. Hmm, çapanızı atmışsınız. Gayet güzel bir bakı, bakan biri var da şurada. Aileden birisi sizi hep takip edecek ama hiç de ben seni takip ediyorum demeyecek bilginiz olsun yani hali hazırda e, sizi izleyen birisi hani başınıza ne derler onu ayağınıza taş değse belli ki imdadınıza koşacak bir desteğiniz var da çok desteklemiyormuş siz kendi ayaklarınızın üstünde durun istiyor belki de anne babanızdır abinizdir ablanızdır bilemem belki kardeşiniz aç tarafınız kalabalık görüyorum ama bu e harfi kancayı atmış gayet önden gidiyor arkasından da gelen bir çift var Aşk hayatım yok benim diyen arkadaşlarım için. Zaman ne gösterir bilemezsiniz. İnsanlar zamanla fikirleri, düşünceleri de değiştiği için bugün istemiyorum diyen bir kişi olarak siz büyük konuşmamanızı öneririm sadece. Ee, aileyle ilgili de dediğim gibi sanki bir herkül gibi birisinin baş tacı olmuşsunuz. Birinizi, birisini kart etmişsiniz. Güzel kalabalığınız var. Ne dedim? İkbar itibariyle yaza doğru güzel bir süreç sizin oluyor dedim. Keza şöyle göreceksiniz zaten. Üst tarafa doğru direkt açılıyor bu fal. O yüzden hayırlı, güzel ve iyi bir süreçtir diyebiliyorum açıkçası. Bakıyorum şöyle özel, aa şu var dikkat edin diyebileceğim bir şey var mı diye, hayır yok. Yani hayatınızın e, direksiyonunu siz kendi elinize almış, özellikle Şubat itibariyle devam eden ailede e, güç sahibi, işte maşallah tühtü edası, çift olan kısımda da zaten e, kalabalığınızı aşmışsınız. Bir kişi önden gidiyor, kafayı takmış, yapacak onu. Eşte de tamam demiş ya, hani onaylıyorum çünkü zaten belli ki inat etti, inadı tuttu, damarı tuttu bunu da her neyse. Yani eşinizin yaptığı şeyi de onaylıyorsunuz, ya da partnerinizin diyelim ona. Ben görebildiklerimi aktarmaya çalıştım arkadaşlar, dilimin döndüğünce dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Nasıl ulaşabiliriz sorusu o kadar çok sık soruluyor ki, ben de tabii ki de ee, sizinle paylaşıyorum. Öncelikle sakin söyleyin demişler ama aşağıda bıraktığım link var tıklandığında aslında oradan da yazarak ulaşım sağlanabiliyor WhatsApp üzerinden 0533 031 0132 telefon numarasından bana ulaşım sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Buketle kahve falı Instagram hesabından da keza öyle. Şimdi şunu söylemek isterim size. Ee, bir kere ben her falımın sonunda bu olumlamaları yapıyorum. Yapmaya da devam edeceğim eleştirileri açın yani negatif bile olsa eleştirileri açın ama eleştirilerin negatif dozu ya da seviyesi saygısızlığa, hadsizliğe doğru gittiği zaman bir tek onlara tepkileyim. Çok şükür öyle tepkilerde almıyorum artık. Zaten sizi dinliyorum. Baktım ki öylesi bir yaklaşım var. Direkt ulaşımını engelliyorum. O da bundan hani yararlanmasın, izlemesin diye. Bizi de negatif enerjisine bulaştırmasın yeter ki diye inanın direkt kaldırıyorum bile. Ee, süreç zaten çünkü insanoğlunu her şekilde maddi manevi keyfimiz yerinde olan insanlar sağ, olduysak da yani öyle bir dönemimiz varsaydı da inanın bana hepimiz çok ciddi anlamda psikolojik olarak kaygılı insanlar olduk bir de şimdi kış geldi tekrardan eyvahlar olsun ne yapacağız diye biz böyle bir kaygı durumumuz arttı İşte bu da insanlarla ilişkilerimizde kaygılı ve negatif bir şekilde etkiliyor aslında benim nacizane tavsiyem şu herkes sağlığının kıymetini bilsin ama Gerçekten bir insanda kendi değerini önce kendisi versin. Hak ettiğimiz değeri kendi kendimize öncelikle kendimiz verelim derim. Ee, sağlığımız yerinde su bulacak. Tabii ki de var olan kapanan kapılarımız elbette ki var. Ama sınav onlar da sınav ve geçecekler arkadaşlar inanıyorum. Belki çok daha iyisi açılacak. Bunun anlamamızın yolu geleceği görebilmemiz. Yani yaşayarak geleceği görebilmemiz. O yüzden umudumuzu kaybetmeyelim yarınlarımızdan. Zaman ne gösterecek bilmiyoruz. Kapanan kapılarımız vardır elbette ama açılacaklardır da. Tabii ki de en yakınlarımızdan darbeler almak çok yıkıcı ve üzücü. Ama ben etme bulma dünyası olduğunu düşünüyorum. Hiç bedduaya bulaşıp da sevdiklerime de bu enerjiyi geri gönderttiremem diyorum. Ve hep herkes kalbinin ekmeğini yesin derim. Tavsiyemdir. Naçizane. Siz de kalbinizi güzelliklerle doldurun. Her biri de sizin olsun diyorum. Sağlığınıza psikolojik sağlığınıza dikkat edin. Yarın aranızdan umudunuzu yitirmeyin. Herkes kalbin ekmeğini yesin. Üç buket temennisidir. Bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. O zamana kadar başta sağlıkla kalın. Hepiniz hoşçakalın.